gösterim başladı. Bugün ikinci gösterimde zannediyorum. Evet. Görevlerden sonra. Evet. Sevgili Ayşen İnci Hocam yönetti oyunu. Kaan Erkan yazdı. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Kaan Hoca yetişemedi söyleşimize. Evet. Bu şahane ekipte bugün hayat verecek sahnede. Oyunumuz biraz polisiye. Bugün ikinci polisiye. Bir önceki günde polisiyeydi. Komşumu kim öldürdü? Evet. Bir cinayet var ortada, nedir? Birazcık oyunu anlayalım. Şimdi biliyorum ki hayır biz sürprizini vermek istemiyoruz diyeceksiniz hocam. Ama tabii. Ucundan kıyısından böyle bir aile mi var, kimler var? En azından bir karakterleri tanıtalım. Evet. Şu olay oluyor diyelim. Evet. Seyirciye bırakalım, gelsin çözsün evet, seyirci. Apartman sakinlerimiz var. Evet. Burada iki kişi. Kim? Evet, sakin. Evet. Bir tane her şeyden şikayet eden bir huysuz ihtiyarımız ay, var. Ay duruşundan belli zaten. Duruşundan Niyazi. Belli. Niyazi, evet. Evet, ay bağlamış. Sabi karakteri. Evet, böyle yanlış anlam. Şimdi çok da fazla açıklama yapmayayım. Evet, bir takım yanlış durumlar falan derken işin içine efendim cinayetin komiserimiz giriyor. Oo, komiserim. Onun kendi güzel aklı kıt bir yardımcısı var. Sen oluyorsun, ben oluyorum. Evet, bir anlatıcı arkadaşımız var. Oyunu anlatıyor, girip anlatıyor, girip çıkıyor. Bir bakkal çırağımız var. Canımsın getir götür. Evet. Ondan sonra bir tane daha işte Kamil Bey'imiz biraz çapkın. Kamil, evet. Kamil. Onun evet yeni sevgilisi ve eski sabık sevgilisi. Takıntılı manyak. Yemesiyle bir takım işte karışıklıklar dönüyor, bir takım olaylar oluyor. Cinayet var mı hocam cinayet? Bir söyleyemem. Söyle. Var mı yok mu bilmiyorum. Hakikaten merak eden gelecek. Merak eden gelecek. Ama komşumu kim öldürdü? Artık çözeceğiz. Siz çözeceksiniz. Yani şimdi bu işte senin de dediğin gibi Kaan Erkan'ın yazdığı evet. Bir oyun. Bu bayağı bir keyifli, kalabalık evet kalabalık bir kadroyuz. Aha. Ama bence oyunun başarısı şurada. Şimdi kalabalıkla çalışmak zordur. Evet onu diyorum. Çok sorun çıkar ama biz herkes şahit. Doğru. Biz çok sorunsuz ve çok keyifli evet. Bir çalışma yaptık. Aa, bunun da temelinde biz birbirimize inandık, güvendik. Bunun da temelinde Ayşen İnci var. Evet. Oh. Teşekkür ederim. Alkışlayalım. Doğru. Arkadaşlar herkes vardı sadece ben. O kadar naif, o kadar güzel bir insan ki bizi de o kadar güzel yönetti ki gerçekten. Ay, sadece oyun olarak değil. Var mısınız? Bu ne sevgi? Çok teşekkür ediyorum. Yani sadece arkadaşlar bana inandınız, güvendiniz. Evet. O sizden de kaynaklanan bir şey. Ben de size inandım. Sonuçta da güzel bir iş çıktı ortaya. Benim amacım arkadaşlar biliyorlar provaların başından beri onu söyledim. Yani argosuz, küfürsüz, hı-hı, abartısız bir oyunculuk sergilemeden düzgün bir komedi ortaya çıkaralım istedim. Tam da ihtiyacımız olmalı. Değil mi? Tabii. Evet tabii. Ve bunu başardık sanıyorum. Ve burada bütün arkadaşlarıma mutlaka teşekkür ediyorum. Ben de mutlulukla seyredeceğim evet bugün. Çok da eğlendik hocam sürprizine size çalışırken ayrı. Aa, teşekkür ederim. Ay ne güzel. Ne mutlu bana. Ne güzel değil mi? Ne mutlu bana. Bizim yardımcılık var gitti. Siz bu oyunculardan kopmasın sana derler ya yönetmenin işi bitecek. Hepsini çok siz seviyorum. Siz hayır bunlar olacaksınız anlaşıldı. Gerçekten çok severek çalıştık. Harikasınız. Çok büyük çaba gösterdiler. Yani ah canım benim. Elefellerin çok olsun. Elefellerin çok olsun. Yani kafaya da koydum gördünüz mü? Vallahi tam bayram öpmesi oldu. Tam bayram öpmesi oldu. Çok keyifli bir çalışma oldu. Evet. Umarım seyirci de, umarım demiyorum, inanıyorum seyirci de beğenecek. Mutlaka siz yönetirsiniz de güzel olmaz mı hocam? Bir de benden gelsin size. Yani hak ediyorsunuz gerçekten. Arkadaşlar gelip bu cinayet oyununu çözeceksiniz artık. Ben küçük görüntü vereceğim tabii size ama korkuyorum sürprizine falan dokunamayacağız tabii haliyle. Gelip çözeceğiz. Bundan sonraki tarihimizi hatırlayamam. Ne zaman, neredesiniz? Sezonla mı devam ediyoruz? Artık tabii sezona daha çok kalacak. Sezonda bir turne kalacak görünüyor. Ufukta. Yaz turnesi görünüyormuş. Evet, evet. İzmir var, Alanya ay, var. Ay benim şehrim, selam söyleyin. Tabii ki. İzmir, evet. İyi, yolunuz açık olsun alkışlarınız. Teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir oyun. Sezonda da devam edecekler. Kaçırmayın. Çok keyifli. Zaten Kaan Erkam'ın kalemi başka bir şey düşünülemez. Çok da iyi bir yönetim. Evet. Harika bir kadro. Kadro evet. Kaçırmayın. Evet. Tavsiye olunur efendim. Bekliyoruz herkes. Komşumu kim öldürdü? Komşumuzu kim öldürdü? Kim öldürdü acaba? Kim öldürdü? Bir mesaj gelir. Yahut önemli bir durum olur. Heh. İşte tam bunları anlatmak için ben buradayım. Hayır, kalit neden giyiyor efendim? Rahat etmek için değil mi? Ya bu öyle değil. Aa bak, öteki eşşoğlu eşek de bütün gece sabaha kadar televizyonun karşısında oturuyor. Sayesinde bütün belgesel kanalları dinliyorum yahu. Hatırlatsam ben de senin baban değilim. Bir dakika. Ben senin baban değilsem kim oluyorum yahu? Aman ne diyorum ben? Buyurun. Zaten var ya perişan oldum koşturmaktan be. Hadi tamam mı? Ay çok seviyorum seni önceden. O zaman bugün benim
Ategem. Evet. Hangi kadın sesi? Hayatım etrafta kadın falan yok. Sen nereden duyuyorsun kadın sesini? Isıracak bir alerjim var. Girdirme her şeyi. Çıkmamana gerek yok. Her şey ortada. Aa, ortada olan hiçbir şey yok ya. Her şey ortada olsun hanımefendi. Merhaba. Ben Sakine. Merhaba. Merhaba. Pardon. Ebru'dan mesaj gelir. Kamilciğim, kaçta buluşalım hayatım? İstersen dışarıda buluşalım. Cep telefonu açılmıyor. Adamı idam ederken bile önce bir dinler der. Yok kardeşim. Bana baksana sen. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Başkası sandım da. Başkası kim? Siz olmayan biri. Ama benim. Kadınları ne? Sen mi? Sen. Sessiz ha. Biliyorsunuz. Etrafa parmak ve tırnak izleri saçılmış mıdır? Olayda bir darbe. Dar, gar, mar var mıdır efendim? Daha! Ulan ne dahası? Daha geri gidemem! Bir olmalısınız. Evden birileri dediysem ev halkı demedim. Örme. Yani ben de örmüyorum o zaman. Bakın bu alayı öldürüyorum. Ben Ebru. Bir bakıma Kamil Bey'in sevgilisi. Gene Kamil. Çok yapmıştım da. Birazcık. Neyse o konuyu sonra konuşuruz.